Aracımızın içerisine geçtik arkadaşlar. 318 BMW. Teknik detaylı bilgileri birazdan veririz. Dizel aracımız bu arada. Yurt dışından gelen bir araç. Abimiz getirdi. Sabah bıraktı. Şimdi bir çalıştıralım. Aracımızı çalıştırdık. Kilometresine bir kontrol edelim. 216.850. Dükkanımıza girdikten sonra söyleriz. Şimdi bir dönelim. Hatta şöyle bir test sürüşü yapayım. Herhangi bir problem var mı? Tabii ki aracımızı bilgisayara da bağlayacağım. Herhangi bir arıza kaydı var mı? Buna benzer. İndiğimde de tek tek yapılacak işlemleri sayacağım. Zaten göstereceğim arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz ki kanalımızda ilk başlarda test sürüşü yapmıyorduk. İlk başta test sürüşü yapalım. Arıza kayıtlarına bakalım. Böyle de bir formata dönebiliriz. Değişik değişik video formatları deniyorum. Artık hangisi beğenilirse devam edeceğiz. Bu arada müşterimiz yurt dışından ta buralara kadar gelerek tabii ki akrabasına ziyaretlerine geldi ama bizi de tercih ettiği için teşekkür ediyoruz. Ve şimdi dükkanımıza geçelim. Aracımızın işlemlerini hem babamdan hem benden dinleyin. Kontağımızı açtık. Bilgisayar test cihazımızı bağladık. Dizel versiyonundan genel bir arıza kodlarına bakacağım. Daha sonra işlemleri söyleyeceğiz. Bu arada şöyle gösterelim. Yol güzergahı München, Salzburg, Viyana, Budapeşte, Belgrad, Sofya ve İstanbul'a gelmiş müşterimiz. Teşekkür ediyoruz. Bir gün içerisinde vermemiz gerekiyor. Yani bugün pazartesi günü, salı günü akşama kadar süremiz var. Bugün de akşam olmuş zaten. Sıkıntı yok. Bir gün içerisinde bütün işlemlerini yetiştireceğiz. Tarama bitsin bakalım. Herhangi bir arıza var mı? Devam edelim. Aracımızı, liftimizi aldık. Ayaklarımızı ayarladık. Hemen ön tarafa geçelim bakalım. Neler yapılacak babamdan dinleyelim. Aracımızın polen filtresini çıkardık. Büyük bir polen filtresi. Hemen atalım. Baba bu araca neler yapılacak? Kısaca bahsedelim. Buraya gelme serüveni nasıl oldu? Bu kardeşimiz bizi YouTube'dan izlemiş. Almanya'da. Yaptığımız işler hoşuna gitmiş. Takdir etti. Ustacı ben turbo değiştireceğim. Bakımı var mı dedi. Biz değişmeye gerek yok. Turbo tamiratı var. Tamiratını yapıyoruz dedi. Tamam dedi. Onu yapalım. Enjektörlerimizi söktürelim. Kontrollerini yaptıralım. Bakımları yaptırsın. Ön takımda bozuk testlerimiz var. Onlar yapılsın. Aracıma bir genel bir bakım yapılsın dedi. Kısacası dedi. Bir de partikül filtresi kalıp arızası vermiş yolda. Ona bakılsın dedi. Şimdi işlerimize başlıyoruz. Enjektörden başlayalım. Turbomuzu çıkartalım. Partikülümüzü çıkartalım. Tıkalı var mı yok mu görelim bunları. Temizliği yapacak. Şimdi devam edelim. Adım adım izleyelim arkadaşlar. Şu klipsi al başlar. Şunu mu? Çevireyim. Aldım. Bayağı da ısınmış bunlar ya. Enjektörleri geri dönüş hortumları, tabii ki sekmanı var bunun. Şuna da değinelim. Turbo ve enjektör, bunların ayrı yeri var baba. Tabii ki. Turbocu turboya bakacak, enjektörcü enjektöre bakacak. Bunları biz sadece söküyoruz. İşçilik alıyoruz arkadaşlar. Bunun bilgisini verelim. Soketlerimizi de çıkardık.
rekorlarımızın somunları var. Bunları da sökmemiz gerekiyor. Görüyorsunuz. Bu arada araç 3 serisi, 90 kasa. N47 motora sahip, 2000 dizel. Teknik bilgi vermemiştim galiba. Onu da söylemiş olalım. Aracımızın DPF'si de tıkalı büyük ihtimalle. Ceketin burayı tek var. 1 3 4 2 diye gidiyor. Gördük mü buradakini bak. Klas üstüne gitmiyor. Aynen öyle. Zaten bu videoyu kesit kesit çok fazla yapmayacağım. Bir bütün olarak görebilirsiniz. İki rekoru çıkardık baba. Evet. Buraya da atıyoruz. Civatalarımızı E11 tutuyor. Francis Torx. Enjektör arızalarından bahsedebilirsin baba. Enjektör arızaları, enjektör işlemesi olur, motor yersin. Enjektörün tembel çalışır. Duman daha çok zayıf çalışır, teklemeye meydan verir. Önemli aslında, motor yemeye kadar tabii gidebiliyor enjektörlerden kaynaklı. Bu arada motor sıcak, ona değinelim. Evet, meme kısımları tamamen kötü halde. Herif mi değil mi buralar? Yok yok, sıkıntı yok. Şöyle bir çekeyim baba, ne halde olduklarını. Meme uçlarına dikkat edelim. Sonuncu enjektörü de çıkaracağız. İçlerini de çekeceğim tabii ki bunların. Bakın ne halde arkadaşlar. Bilgiler mi kes? Uç. Uç kısımları daha önemli. Net çekebilirsem şöyle. Tamam baba, alabiliriz onu da. Şimdi
Şimdi hep beraber bir içine bakalım. İçinin kurumlarına bakalım. Lambamızı aldık. Ön taraftan başlayalım. Şöyle içine odaklayabilirsek. Biraz da sıcak. Şöyle görünebiliyor. Evet. İkiye geçelim. Üç. Ve dört. İçlerine çekmeye çalıştım. Odak problem oldu biraz ama yapacak bir şey yok. Aracımızın biraz soğumasını bekliyoruz. Sıcak çünkü. Turbo sıcak bir şekilde sökülmez. Onu söyleyelim. Cıvatalar genleşme, soğuma işlemlerine uğradığı için bu yüzden sıkıntılı bir durum. Soğumasını bekliyoruz. Ön tarafı da boşalttık. Şöyle gördüğünüz burada plastik aksamlar vardı. Hava filtresi vardı. Motor şu an komple gözümüzün önü açıldı diyebiliriz. Bu arada değinmedik. Alt takımda da bozukluklar varmış. Şimdi aracı kaldıracağız. Alt takımda neler var neler yok göreceğiz arkadaşlar. Evet baba sendeyiz. Askrotları bozuk. Çok boşluk yapmış. Seslerimiz bu. Askrotları bozuk. Viraj demirine bağlanıyor. Üste de şurada. Şu cıvata. Yine aynı şekilde iki askrotunu değiştiriyoruz. Onun bilgisini verelim. Salıncak iyi gibi baba, rotüller fena durmuyor. Levye aldım. Levye. Çok iyi. Şimdi baba ne yapıyoruz, ne gördük şu ana kadar? Enjektörlerimizi söktük. Turbomuzun soğumasını bekliyoruz. Motorumuzun biraz sıcak olduğu için turboyu sökmüyoruz. Soğusun sökeceğim. Enjektörleri enjektörcüye göndereceğiz. Turboyu turbocuya göndereceğiz. Bu arada biz de ön takımda birkaç askrotu, buna benzer solak kol. Bunlarda bozuk olan malzemeler var. Onları söküp onların değişimini yapacağız. Koruma alt plastiğimizi çıkardık. Tekerimizi aldık. Sağ teker. Tamam. Aynı şekilde sol tekerimizi de aldık. Disklerimize baktığımızda herhangi bir sıkıntı yok. Balatalarımıza bakalım. Balatalarımız da iyi. Yani yeni değişmiş diyebiliriz. Tekerimiz de burada. Koruma alt plastiği de bu şekilde. Aldıktan sonra motor açık bir şekilde görünüyor. Şöyle bir bakalım detaylıca. Hem gözümle bakayım hem kamerayla bakmaya çalışayım. DPF tıkalı. Burada. DPF tıkalı ve arıza veriyor arkadaşlar. Evet. Onu söyleyelim. Bunun dışında askrotlarını, viraj demir lastiklerini, bunları da değiştireceğiz.
Yağ kaçağı falan var mı? Şu an yok. Şanzımanda bir yağ kaçağı yok. Motorda bir yağ kaçağı yok. Alt takımdaki rotları söküyoruz, askı rotlarını. Genellikle eskiler bozuluyor ve içinden dönüyor. Arkasından tutmamız gerekiyor. Bunu belirtelim. Bozuk. Sol tarafa geçelim. Çok boşluk var. Enjektörlerimiz hazır. Şimdi götürüyorum arkadaşlar. Enjektörcüye bırakacağım. Gün bitmeden. Askı rotumuzu aldık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Enjektörler de hazır. Enjektörlerin başında bekledim. Onları gösterelim, enjektörleri. Enjektörler de burada. Enjektörcüden geldi arkadaşlar. Bunların takımını gerçekleştireceğiz ama turboyu daha sökmedik. Enjektörcü bekleme, yarın al dedi ama müşterimizi göndermemiz gerekiyor. Bu yüzden göndereceğiz arkadaşlar. Turboyu inşallah yine başında bekleyip yaptırmayı düşünüyorum. Turboyu da çıkardığımızda gösterelim. Bu da enjektör. Ayhan abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın abi? Çok şükür, seni sormalı. Teşekkür ediyoruz abi. Bu aracımızın videosunu çekiyoruz. Evet, Almanya'dan geldi. Bizleri tercih etti müşterimiz. Turbo, enjektör ve bakımları var. Alt takım bakımı var. Onları yapıyoruz abi. Burada da Opel'imiz var. Evet, Insignia'mızın otomatik şanzımanı var. Bu Opel'i bitirdik. Arkadaki Opel bekliyor. Karşıdaki Opel yine bekliyor. Golf var orada, o bekliyor. Şu mavi Clio'muz var abi. Mavi Clio'muz. Araba sıfır. Sıfır alınmış. Müşterimiz sıfır almış. He. Hyundai bekliyor. He. Karşıda Opel bekliyor şu an için. Maşallah. 15'e yakın aracımız var. Bu videoyu da yükleyeceğiz abi. Kapa yapıyor, güzel kapa. Su mu abi? Yapma, bir şey yok, su var içinde.
Geçen çektiğimiz BMW'de arkadaşlar, şurayı gösterelim örnek olsun diye. Onda elektrikli devir daim vardı. Gördüğünüz üzere bunda sadece kayışla dönen bir devir daim var. Bence bu daha sağlıklı. Gergimiz burada. Dizilim bayağı bir değişik bunda. Ona değinelim. 1.16 F20'deki dizayndan çok farklı. Zaten dizel bir motor bu. N47 2.0 dizeldir. E90 kasa 3 serisi arkadaşlar. BMW bu. O araç F20 1.16'ydı. N13 motordu. PSA grubun BMW'ye ve Mini'ye sattığı bir motordu. Onu değinelim. Oturduğunda ses çıkarıyor abi. Nazlı yerine oturdu. Tık diyor, tıklıyor. Evet. Yerini biliyor yani. Şu an için her şey tamam. Rekorları taktık, soketleri taktık, enjektörleri yerine taktık. Soketlerimizi taktık. Şu an için bir sıkıntı görünmüyor. Turboya geçeceğiz birazdan. Devam ediyoruz. Yarım saat, bir saat sonra turboyu söktük. Katalitik konvektörle arasında her zaman olduğu gibi yine bir yontamız var. Alttan yağ rekoru kelepçemiz katalitik konvektöre bağlıyor. Turbo bu şekilde arkadaşlar. Yine akşamladık. Yine devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi. Turboyu da inşallah yarın yetiştireceğiz. Turbonun yerini gösterelim. Bastığı yer şöyle alttan siz görün. Şöyle görebilirsiniz inşallah. DPF dolu büyük ihtimalle. Ve burada da yağ rekoru. Alttan gelen yağ rekorumuz mevcut. Şuna değinelim arkadaşlar. Müşterimiz 1500 lira değil miydi? Revizyon dedi. 1500-2000 lira 1.3 multijetlerle 1.3 multijetlere yani sürekli yaptığımız Opel motorları, Fiat motorlarının fiyatıdır. Hatta revize olmuş bir tane var. 2000 TL'ye verdik. Onun komple içi dışı her yeri değişti. Mesela ona gösterelim. Ancak bu turbo ona göre çok çok büyük bir turbo. Artık ne kadar gider bilmiyorum. Turbocu söylüyor. Burada bizim kazandığımız sadece bir işçiliğimiz var. O yüzden buna değinmek istedim. Diğer turboya bir göz atalım. Şimdi arkadaşlar hazır bir tane turbo yapılmış. Her yeri yapılmış yani. İçi dışı komple. 2000 TL'ye yakın para verdik buna. Bu bizim turbomuz. Bunu büyük ihtimalle kendi aracıma takacağım. 1.3 dizel arkadaşlar benim aracımda. O yüzden 2000 TL para verdik. Bunu belirtelim. Turbo revizyonları aracına göre, turboya göre turbocu belirliyor. Görüyorsunuz burada paletleri, işte pervanes falan yenilenmiş. Gereken yenileniyor. Bazı aksamları kullanılabiliyor yani. Evet, günü döndürdük arkadaşlar. Sözde akşam vermemiz gerekiyor. Sözümüz öyleydi. Yetiştirmeye çalışacağız. Turbomuzu taktık. Sabah vermiştik 8'de. Şu an saat kaç? 12.30 civarında turbomuz üzerinde şu an. Şöyle gösterelim. Bu şekilde turbomuzu taktık. Yalnız vakum, bu araçlar, BMW araçları çok ısınıyor. Maalesef çok ısınıyor. Her yeri gevriyor. Mesela buradaki rekor civatasında çok narin bir şekilde sökmeye çalıştık. Kırılma ihtimali vardı. Ama kırılmadı. Bizi uğraştırmadı. Bunları bulmak da zor. Ona değinelim. Ancak vakum var. Bir tane vakum bulmamız gerekiyor dışarıdan arkadaşlar. O vakumu göstereyim. Sıcaktan bu araçlar çok ısındığı için şöyle çıt dedi, kırıldı yani. Bu aslında yapacağımız bir işlem değildi ama şurası çıt dedi, kırıldı. Bu vakumu da bir şekilde ayarlayacağız. Turboyu taktık, enjektörleri taktık. Plastiklerimiz var, hava filtremiz var. Çok da fazla bir işlem yapmayacağız. Müşterimizi de yollayacağız. DPF'ye bakacağız. Yetişirse eğer DPF'ye de baktıktan sonra aracımız hazır. Biraz önce Leon indi.
Leon aracımızın da videosunu görebilirsiniz. Onu da beklemede kalın. Yakında 3.5 V6 Infiniti motorumuz da revizyon oluyor. Olacak arkadaşlar. Onun da videosu gelecek. Bunları detaylı şekilde yüklemeye çalışacağız. Turbo hazır. Takım aşamalarında görüşeceğiz. Insignia'nın şanzımanı kurtaramadık arkadaşlar. Maalesef çıkma şanzımanı aldık. O da burada. Hemen gösterelim. Birazdan açıp gösteririz. Sıkıntı yok onda. Şöyle AF40 Insignia 2000 dizel. Kalın karter ve ince karter olmak üzere iki çeşit vardı. İnce karter olan bizimkiydi. Bizim aracımızdı, şu aracıydı. O da piyasada zor bulunuyordu. Bulduk ama sıkıntı yok. Aracımızı gördüğünüz gibi çalıştırdık. Vakum eksik arkadaşlar şu an için. Bir vakumumuz eksik. Normal. Araç şu an çalışıyor. Bir vakumu takacağız. Kırılan parça vardı arkadaşlar. Kırık parça vardı. Vakumu takacağız. Ondan sonra devam edeceğiz ama buradaki plastikleri takacağız. Burada herhangi bir engelimiz kalmadı. Plastikleri, buna benzer aksamları takacağız. Tabii ki enjektörler boşaldığı için çalıştırmakta biraz zorlandık, açtık, havasını aldık, tekrar kapattık rekorların. Sonunda çalıştırmayı başardık arkadaşlar, sıkıntı yok. Bakalım ekranımızda hata var mı? Ekranda, gösterge panelinde herhangi bir hata yok. Aracımız liftte olduğu için mecburen N pozisyonunda boşta ileri geri yapmamızı sağlıyor. Sadece vakum işlemi var. Daha sonra hava filtre kabinimiz, ön plastiğimiz, cam önü plastiklerimiz var. Cam önü plastiğimiz var. Bunun amacı nedir baba? Sadece bunun amacı buraları kapatmak. Başka amacı yok. Bunlar varken araç şey gözüküyor. Böyle kaba gözüküyor. Motoru sanki büyük bir motor gibi ama 2000 dizel N47 motor. Tabii ki bu arada bayram hazırlıklarımız da devam ediyor. 2 tane 8'lik civata. 5 metre. 5 metre. Sekiz tornavidayı aldıktan sonra tabii ki bu civatayı sıkmamız gerekiyor. Aynı şekilde tabii ki solda da var. Burada da civatamızı yine gösterelim. Bu arada motorda hafif üflemeler başlamış baba. Dizel ve 200 binde olduğu için onu da göstereyim ben. Bakınız. Aşırı bir üfleme var. Üfleme var ancak biz buna müdahale etmeyeceğiz tabii ki. Bunun için motor mu inmesi lazım? Motor üfleyince ne oluyor baba? Sekmanlar değişiyor. Sekmanlar değişiyor. O yüzden de motoru indirip piston sekman. Piston sekmanı değişmek üzere. Peki bunu %100 kesebiliyor muyuz? %100 kesemeyiz. Onu da belirtelim arkadaşlar. Hafif de olsa olur bunlar. Plastikten önce tabii ki de keçe vardı. Onu söylemeyi unuttuk. Keçemiz var. Yine şöyle, şöyle geçiriyoruz arkadaşlar. Bırakırız. İkisi tutuyor ama sıkıntı yok. Trigger galiba bu. 6. ayın 21'inde yapılmış gözüküyor.
Havalarda mı? Polen filtremiz temiz hava. Karbon diye evet. Geçen filtre iyidir. Bunun da bilgisini verelim. Bunu da yerine takıyoruz. Tabii ki bunların da geçtiği yerlerde civata kısımları var. Detaylı görebiliyoruz buradan civata yerlerini. Aynı şekilde de yine burada var. İki tane de sol tarafta. İki sağ, iki sol. Dört tane sekizlik. Evet. Bu şekilde tamamladık. Ne kaldı baba? Evet. Hava filtresi var. Ön plastik var. Fitil. Biraz. Tamam. Ne uzun oldu? Ora uzun oldu. Burayı iyi şu an. Fitil takıyorum. Bunu alalım. Bundan sonraki videomuz ne baba? Ne yapacağız? Bunlar E20 yağ yakma motor. Tabii ki vakumu bekleyene kadar mecburen çıkarmamız gerekiyor. Diğer aracı alacağız. Vakum işlemi basit arkadaşlar. Şimdi kesiyorum videoyu. Beklemede. Aracımızı artık bitirdik. Müşterimize teslim edeceğiz. Akşam saat 7. Bitti yani. Söz verdiğimiz gibi bitirdik. Akşam bir günde araç bitti arkadaşlar. Kapağını takıyoruz. Motor kapağını. Daha sonra bir çalıştıralım. Çalışmış sesini dinleyin. Turboyu. DPF'yi de yazılımsal olarak sıfırladık. Orijinal cihazla sıfırladık. Onun bilgisini verelim. Eğer tekrar yanarsa denemeden bilemiyoruz dolu olup olmadığını. Tekrar yanarsa müşterimiz Afyon dönüşünde yaptıracağını söyledi. Bir marşa basalım baba sana zahmet. Videomuzu bitirelim, araç çalışsın. Marşa basacağız. N47 2 dizel 3 serisi E90 kasa. Arkadaşlar müşterimizin aracını teslim edeceğiz şu anda. Akşam geleceğini söyledi. Şu an için herhangi bir şey kalmadı. Kaputu örtüyoruz. Videomuz buraya kadar. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Normalde çekmeyecektim ama yine müşterimiz görsün diye aracına neler yapılıyor. Zaten amacımız bu YouTube kanalını bu yüzden açtık. İkinci planda bilgi vermekti. Müşterimiz görünce de zaten yorum yapar, beğenir. Teşekkür ediyoruz bizleri izlediğiniz için. Bu arada aracımız da 200 küsür bindeydi.